Boynunuza kadar soğuk suyun içindesiniz. Her tarafınızda buzlar var. Derhal o sudan çıkmalısınız. Dondurucu soğukluktaki suda yüzerken vücudunuz şoka girebilir. Refleksleriniz nefesinizin kesilmesine neden olabilir ama bunu yapmamaya çalışın. Başınızı suyun üzerinde tutmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Botlarınız, montunuz veya sırt çantanız gibi ağır şeyleri üstünüzden çıkarıp atın. Bir buz parçasına ulaştığınızda dışarı çıkmak için hamle yapmaya çalışmayın. Burası sonuçta yüzme havuzu değil. Yatay pozisyona geçmeye çalışın ve güçlü bacaklarınızı buzun üstüne çıkmak için kullanın. Kendinizi dışarı çekmek için de ellerinizi kullanın. Yüzeye çıktığınızda yuvarlanarak kenardan uzaklaşın, sonra sürünün ve son olarak yürüyün. Eğer vahşi doğada bulunmak gibi cesaret isteyen bir şeye girişecekseniz, önceden bazı şeylere hazırlıklı olmanız iyi olur. Mesela evde kendi ateş yakma düzeninizi yapın. Bir tavada biraz su ısıtın, suyun içine ateşe dayanıklı bir kap koyun ve bunun içinde biraz parafin eritin. Sonra kartondan yumurta kabını alın ve yumurta konulan her bölümün içine biraz kurutucu kumaş tiftiği koyun. Bu bölümlerin içini parafinle doldurun, tamamen katılaşana kadar bekleyin ve her bölümü kesip ayırın. Her bir küçük bölüm ateş yakmanızı kolaylaştıracaktır. Diş ipi vahşi doğada hayatta kalmak için çok yararlı olabilir. Diş ipini misina ve teneke bir kutunun açma halkasını oltanın ucundaki iğne gibi kullanabilirsiniz. Veya diş ipini iki ağaç arasına gererek çamaşır ipi olarak da kullanabilirsiniz. Biraz dayanıksızmış gibi görünüyor olabilir ancak tek bir tel 2.2 kilogram ağırlık kaldırabilir. Diş ipi aynı zamanda oldukça yanıcıdır. Eğer ateş yakmakta zorlanıyorsanız çalı çırpı yakmak için diş ipini kullanabilirsiniz. Yanınızda bir makas varsa basit bir plastik şişeden de çok dayanıklı bir ip yapabilirsiniz. Şişenin boynunu uzun ve dar bir bardak gibi görünecek şekilde kesin. Sonra plastiği portakal soyuyormuş gibi spiral şeklinde kesmeye başlayın. Kestiğiniz parçanın her yerini aynı kalınlıkta tutmaya çalışın. Beklediğinizden çok daha uzun ve dayanıklı olacaktır. Kestiğiniz ip şeklindeki plastiği mesela bir kulübe yapmak istediğinizde çubukları birbirine bağlamak için kullanabilir ya da sırt çantanızın yırtılması veya başka bir şey olması durumunda onu bununla sarabilirsiniz. Şeker dişlerinize zarar verebilir ancak şekerin süper bir gücü vardır. Bir parça bezin içine biraz şekerleme dökün ve bunu yara bandı gibi kullanın. Çok lezzetli. Sivrisinekler ciddi sorun olabilir ki etrafınızda bunlardan fazlasıyla olacaktır. O ufaklıkları uzak tutmak için kendi başınıza bir sivrisinek kovucu yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey bir portakal, limon veya turunçgillerden herhangi bir meyve. Bu meyveler sivrisineklerin dayanamayacağı uçucu yağlarla doludur. Bir portakalı soyup kabuğunu doğrudan derinize sürün. Portakalın kabuğundaki değerli uçucu yağların ortaya çıkmasını sağlamak içinse kabuğunu önceden biraz buruşturun. Sivrisinekleri uzak tutmanın bir diğer yolu da kamp ateşinize biraz portakal kabuğu atmaktır. Bu da uçucu yağların havaya salınmasını sağlayacaktır. Acıkıyorsunuz ama ateş yakacak hiçbir şeyiniz yok. Ceplerinizi boşaltın. Cebinizde ateş yakmak için kullanabileceğiniz bir şey olabilir. Yanınızda bir pil ve metalik sakız ambalajı varsa işiniz kolay demektir. Ambalajı pilin iki ucunu birbirine bağlayacak kadar uzun, ince bir şerit halinde kesin. Şeridin ortası uçlarından daha ince olmalıdır. Biraz kuru otla dal toplayın. Hatta bir kağıt parçası bile olabilir. Ateş yakmak için ne kullanabilecekseniz kullanın. Şerit halindeki ambalaj folyosu hemen tutuşacaktır. Dolayısıyla buna hazırlıklı olun. İnsanlar hiçbir şey yemeden şaşırtıcı derecede uzun süre yaşayabilir. Ancak bu susuz mümkün değildir. Bu nerede olduğunuza bağlı ama çoğu zaman çevrede bulunan birikintilerden su içmek güvenli olmayabilir. Bunun için kendi su filtrenizi yapabilirsiniz. Ateş yakmakla başlayın. Su kaynatmak yeterli olmayabilir. O yüzden yaktığınız şeylerin külleri soğuduğu anda bunları toz haline getirin. Ormanda rastladığınız külleri kullanmayın. Üzerinde erimiş plastik veya başka zararlı şeyler olabilir. Sonra plastik bir şişeye ihtiyacınız olacaktır. Şişenin altını kesin ve kapağına küçük bir delik açın. Ters çevirip içine yaklaşık 10 cm odun kömürü koyun ve kaynamış suyu bunun içine özenle yavaşça dökün. Altından akan damlaları artık içmeye hazırdır. Suya kül bulaşıyorsa daha iyi filtreleme için kapağının çevresine temiz bir bez sarın. Eğer vahşi doğada kaybolursanız kömür bez işe yarayabilir. Bunu yapmak için kapaklı metal bir kaba ihtiyacınız olacak. İçine bir parça bez koyun ve kabı birkaç dakika ateşte tutun. Bezin kenarları biraz kararabilir ancak yine de tek parça halinde kalacaktır. Kömür bez, eski usul bir çakmak taşıyla bile çok hızlı bir şekilde alev alır. Bir anakondanın yaşam alanında geziniyorsanız kulaklarınızı dört açın. Bu dev yılanların takılmayı sevdiği sığ nehirlerden uzak durun. Olur da bir anakonda sizi yakalayıp vücudunuzu sıkmaya karar verirse nefesinizi vermeyin. Çünkü bunu her yaptığınızda yılan sizi biraz daha sıkacaktır.
Yalnız anakondaların zayıf bir noktası vardır. Kuyruklarının ısırılmasından hiç hoşlanmazlar. Kuyruğu pek lezzetli değildir ama iş görecektir. Çığ çok güçlü bir doğa olayıdır. Bu yüzden bir dahaki sefere dağların yamacına çıktığınızda işler tehlikeli bir hal alırsa çığ ipuçlarını unutmayın. Öncelikle ağzınızı kapatın. Bunun için atkı veya başka bir bez parçası kullanın ve karın ağzınıza girmesine izin vermeyin. Bir kolunuzu başınızın üstünde düz tutun ve yüzünüzün önünü kazarak küçük bir boşluk açmayı unutmayın. Bu yaklaşık yarım saat nefes almanızı sağlayacaktır. Pahalı da olsa taşıdığınız ağır olan her şeyden kurtulun. Ancak sırt çantanıza sıkıca tutunun. Çünkü bu size ekstra bir koruma katmanı olacaktır. Ve eğer görürseniz bir ağaca sıkıca tutunun. Yüzeye geri dönmek için yukarı doğru yüzüyormuş gibi hareket edin. Karda zaten sudur. Eğer olur da bir şekilde suda batmakta olan bir arabada mahsur kalırsanız paniğe kapılmayın ve kapıyı açmaya çalışmayın. Dışarıdan gelen su basıncı çok güçlü olacağı için boşu boşuna enerjinizi harcarsınız ve o kapı açılmaz. Kurtulmanın en iyi yolu arabanın pencerelerinden çıkmaktır. Camı aşağı indirin ve yüzün. Eğer çok iyi bir yüzücü değilseniz içi hava dolu plastik torba gibi bir şey yüzmek için kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunun için torbanın ucuna sıkı bir düğüm atın. Plastik bir şişe çok işe yarar ama bir tanesi muhtemelen yeterli olmayacaktır. Ayrıca bir yağmurluk veya su geçirmez bir pantolon da kullanabilirsiniz. Hatta baş aşağı durumda bir çöp kutusu bile işe yarar. Ormanda örneğin geceleyin arabanızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız ne yaptığınızı görebilmek için ışığa ihtiyacınız vardır. Bunun için tek ihtiyacınız olan bir şişe su ve sürahidir. Hatta içi su dolu bir turşu kavanozu da işe yarayabilir. Yapmanız gereken tek şey bunlardan birini arabanızın farına bantlamaktır. Su çevrenizi daha iyi görebilmeniz için ışığı yayar ve bu acil durum çadırınızı kurmak veya ateş yakmak için odun ararken mükemmel bir çözüm olacaktır. Cam turşu kavanozları kibritleri kuru tutmak için son derece kullanışlıdır. Ormanda kamp yapıyorsanız kibritleri kuru ve güvenli bir yerde saklamak gerçekten önemlidir. Daha da kullanışlı hale getirmek için kavanozun kapağını kibritlerin çıkabileceği hale getirin. Kibrit kutularının yan tarafındaki şeritleri kesin ve bunları kavanozun kapağına yapıştırın. Açık havada geçireceğiniz bir sonraki büyük maceranızdan önce yanınızda bitter çikolata stoklayın. Çikolata hayatta kalmanızı sağlayacak muhtemelen en lezzetli yiyecektir ama aynı zamanda en iyilerinden de biridir. Çünkü çikolata kalori yüklüdür ve kendinizi ruhen iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca çikolatayı hazırlamak için çatal, tabak veya ateşe ihtiyacınız olmaz. Bugün için son bir ipucu daha arkadaşlar. Hala o ateşi yakmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Diğer kampçı arkadaşlarınızdan sakladığınız cipsler son derece işinize yarayacaktır. Günümüzde mısırdan yapılmış cipsleri her yerde bulabilirsiniz ve bu cipslerin lezzetli olmaları ve parmaklarınızı tuhaf bir renge dönüştürmelerinin yanı sıra çok iyi bir özelliği daha vardır. Cipsleri ateş yakmak için kullanabilirsiniz. Bu tip cipsler yanıcıdır. O yüzden bunlardan bir yığın oluşturun ve kuru odun parçalarını da yanınızda hazır bulundurun. Ateşiniz saniyeler içinde yanacaktır.